Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ramazan ayını elbette oruç olarak biliyoruz. Fakat Ramazan deyince bizim için çok daha öncelikli ilk akla gelmesi gereken ve böylece de bizim daha iyi bir Ramazan, daha faziletli bir Ramazan geçirmemize yardım edecek temel aktiviteler ya da Ramazan'ı Ramazan yapan özellikler nedir? Bir, bunların başında Ramazan'ın Kur'an ayı olması geliyor. Yani Ramazan'da Kur'an indi, Ramazan'da biz Kur'an'la buluştuk. Kur'an'da cennete götüren kitabımızdır, bu bir. İkincisi, Ramazan'da Rabbimiz bizi her zamankinden daha fazla rahmetiyle yüzleştiriyor ve günahlarımızı, hatalarımızı affediyor. Bu iki. Üçüncüsü de duaya el kaldırdığımız her zaman değerlidir ama Ramazan'da duanın kabullülük oranı çok yüksek. Ve dördüncü olarak da Ramazan'da Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi ortalama bir insan ömrünün ibadetle geçirilmesi kadar değerlidir. Ama Kadir Gecesi kesin ve net olarak 27. gece değildir. Kadir Gecesi her gününü, her gecesini bugün Kadir Gecesidir umuduyla, heyecanıyla ve fazladan bir iş yapma gayretiyle geçirmektir. Bir özelliği daha var Ramazan-ı Şerif'in. Bunu da dördüncü özellik diyelim. Ramazan-ı Şerif'te Allah şeytanları bağlıyor. Ramazan'da şeytanlar bağlanıyor. Hiç yok değil. Şeytan yine var. Ama Müslümanın şeytanın tuzağına düşme ihtimali azalıyor. Müslüman daha fazla şeytana ulaşmak için bir iş yaparsa şeytan onu Ramazan'da buluyor. Bir noktamız daha var ki Ramazan'da umre ibadeti diğer mevsimlerden çok daha farklı ve bereketli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.